Merhaba arkadaşlar. Bugün yapımı oldukça kolay bir açma hazırlıyoruz. Yoğurma kabı içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütümü alarak maya ve şeker erine kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine 2 tane yumurtanın akı sarısı üzerine 1 su bardağı sıvaya karıştırmaya devam edelim. Unu yavaş yavaş ilave edin. Biraz un ettikten sonra da üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra da unumu yavaş yavaş ilave ederek de artık hamurumu elimle yoğuracağım. Mutlaka sizlerde ilk aşamada spatula ile daha sonra hamuru elle yoğurmaya devam edin. İyi bir şekilde hamurumuzu arada un ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 7 su bardağı yakın un kullandım. Siz yine de un ilave ederken dikkatli olun. Hamurum toparlandı ve bu şekilde birkaç dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamını görüyorsunuz çok sert veya çok yumuşak bir hamur olmuyor. Ardından hamurumuzu toparlayalım ve üzerine kapatarak odasında yarım saat 45 dakika kadar bekletelim. Hamurum istediğim gibi Maya alanda arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde mayaya geldi. Tezgahımızı alalım ve tezgahta da 2-3 dakika katlayarak yoğuralım. Bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Daha iyi bir hamur için bu işlem çok önemli. Daha sonra hamurumuzu portakal büyüklüğünde parçalar alarak beze haline getirelim. Beni bu yakana izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beze haline getirelim ve üzerine örterek bir tane bezeyi merdane ile açmaya başlayalım. Uzun açıyoruz arkadaşlar. Yuvarlak açmanıza gerek yok. Bıçak veya bir tane öğretti çizikleri atalım. Fazla uğraşmadan kolay bir açma tarifi oluyor. Ardından üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı süreceğiz kullanacağınız tereyağı veya margarin mutlaka oda olması gerekiyor her tarafına yağ gelmeli yağ sayesinde kat kat oluyor kenardan başlayarak artık homurumuzu sarmaya başlayacağız bu şekilde yanlamasına sarıyoruz ve yavaş yavaş da şeklimiz ortaya çıkacak elimizi biraz genişletelim ve inceltelim Kenardan başlayarak gül şeklini getiriyoruz ve kenarını altına katlıyoruz. Şeklimiz bu. Size bir tanesini daha yakından göstermek istiyorum. Un kullanmadan uzun bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. Ardından bir tane bıçak veya roulette yardımıyla çizgi atacağız. Kolay ve fazla zaman almayan harika bir hamur işi videoda görmüş olduğunuz gibi açmaların hepsini aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen tarif hakkında yorumlarınızı fikirlerinizi yazmayı unutmayın ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarak bütün tariflerimi hemen izleyebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde açımı hazırlıyorum ve bir tepsi dolu dolu iki tepsi dolu dolu açmanızı kolay bir şekilde bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Bir tanesini daha size yakından göstermek istiyorum sarma şeklini. Bu şekilde sarıyoruz ve gül şeklinde doluyoruz. Mutlaka bu şekilde biraz çekin ki fazla kalın olmasın. Hamurlarımızı da önceden yağlamış olduğumuz tepsimize dizelim. Ve üzerine örterek 10-15 dakika tepsi mayasını mutlaka dinlendirin ki hamurlar kendini bıraksın, daha yumuşak bir açım olsun. Üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını sürüyoruz. Her tarafına yumurta sarısı gelmeli. Arzuya göre üzerine çörek otu veya susam da serpiştirebilirsiniz. Ben çok az kullanıyorum ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Açmaların fırından çıktı. Üzerini kapatın ve 5 dakika dinlendirin. Çok güzel bir şekilde pişen açmaları size yakından göstermek istiyorum. Üzeri ve altı çok güzel bir şekilde pişti ve yumuşacık oldu. Ve içerisi tel tel ayrılıyor. Tarifimin sonuna geldim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.